Merhaba. Yeni bir gün, yeni bir masa, farklı bir Yeni bir masa, masa. yeni bir ortam. Yine yeni bir ortam. Ama sanmayın ki bu son yeni ortam. Çünkü değil. Arkadaşlar merhaba. Bugün... Nintendo'dan konuşacağız. Nintendo Switch Evet, Nintendo Switch işte sunumu yapıldı. sunumu yapıldı. Biz de o gün 5'te kalkıp izleyemedik. Kimse kusura bakmasın. İki de izlememişiz dedik sonra. Çünkü biraz bizim için hayal kırıklığı oldu. Bugün bundan bahsedeceğiz. Kameraya bakmaya çalışıyorum bu arada ama Evet. ekrana bakıyorum ısrarla. O da ayrı bir hikaye. Eminim Onu da birçok anlatırım. video kaydeden insanın sorunudur, ortaktır. Bir süre sonra alışıyor insan ama galiba. Bir yıl oldu alışmadım. Teşekkürler. Neyse gelelim Switch'e. Şimdi biz Switch durumunda çok heyecanlandık. Bu konuda kendimiz de program yaptık. Evet. Ben bir arkadaşım programına da çıktım. Orada da konuştuk. Ayrıntılı olarak. Switch konsepti benim uzun zamandır beklediğim Nintendo'dan ve istediğim bir konsepti. Hem ev konsolu hem portable, Alıp taşınabilir bir götürebiliyorsun. konsol. Ki ben taşınabilir konsolları daha çok seven bir insandım her zaman. Ta ki PlayStation 4'e kadar. Hala da çok seviyorum. O ayrı bir şey. Ama insan Nintendo'ya güvenebiliyor şu konuda. Yani bir heyecanın varsa gel onu geçti, geçti diye söndür. Nintendo bunu yapar yani. Nintendo bu şeye potansiyele sahip bir firma. Nintendo'yu çok seviyorum ama belirgin eksiklikleri yani diğer firmalardan global bakışı çok daha farklı bir firma olduğu için belirgin eksiklikleri çok göze batan her zaman çok yani ne yapıyorsun Nintendo denen hatalar yapabilen bir firma bence. Evet, pardon. Sizi de şey yaptım, Senin susturdum söylediklerini düşünüyordum sinirimi. ben şimdi belirgin hata. Evet şimdi yani o kadar oyun ipucusu var. Yok oyunlar işte kışa çıkacak canım. İşte Şimdi arkadaş daha çok para yani. kazanmak istiyor da olabilir kontrolörler konusunda. Konuşacağız hepsi hakkında ama evet biraz bir gariplik var. İnsanları beklettin, tamam mı? Dedin ki o ocağı bekleyin. 12 Ocak işte ya da 13 Ocak Avrupa'da. 12 Ocak bekleyin. Oo dedin. Ondan sonra gidiyorsun çıkışta 5 oyun gösteriyorsun. Evet. Biri Zelda, Breath of the Wild. Gerisi ne? Zeynep. Diyelim Just ki Dance biri. Just Dance 2017. Yani motion kontrolün varsa Ubisoft'un onu atlayıp Just Dance çıkaracağız zaten belli. Evet, zaten çıkıyor durmadan değil mi her sene Just Tabii Dance? Just Dance her sene çıkıyor ama Just Dance'in başarı oranı da çok oynak yani. Mesela bir yıl çok iyi koreografiler, şarkılar olabilirken ki gerçekten eğlenceli bir oyun aslında Just Dance. Öbür yıl berbat olabiliyor yani. Hani güvenilecek bir çıkış title'ı da değil Hatta bizde yani. bir ara ikisi de vardı. Birini sattık geri. Evet, değil İki mi? yıl üstü de vardı. Spor için 2015 falan galiba bayağı düşündüğümüz kötüydü. olur diye Evet, ama her zaman 2014-2015'te aynı iyi değildi. olmayabiliyor. Ve Evet. onların şarkılarını satın alıyorsun. Yine hani orijinal işte Küçük konseptle çocuklara, konulu bir oyun değil yani. ailelere falan hitap eden bir oyun genel olarak. Yani hani öyle hardcore gamer arkadaşlarımıza falan Evet. hitap eden bir oyun değil ama eğlenceli bir oyun kendinde. Başka? Zelda güzel görünüyor. Tabii Zelda çok Ama güzel görünüyor. yani tabii alıp oynayıp görmeden bilemeyeceğiz nasıl oluyor Yani elde. şimdi Zelda'nın sorunu da şu. Zelda Wii U'ya da çıkıyor. Evet. Tamam mı? Yani Switch versiyonu daha akıcı diyen de duydum. Wii U versiyonu daha akıcı diyen de duydum deneyenlerden. Ama zaten Wii U'su olan bir insan demektir ki hardcore Nintendo fanı zaten Wii U'su vardır değil mi? Şimdi Switch almak için tek neden şu an yani şu an launch'ta Switch almak için tek neden Zelda değil mi? Yani Evet ben mi yani. göremiyorum bir neden var da? Yani Ben neden almak ya istemiyorum? ben şimdi diyelim ki Zelda için değil de atıyorum Skyrim için Nintendo Switch alıyorsam böyle Ya, ilginç bir yolda şey. oynayacağım. İlla yolda Ha. Skyrim oynayacağım Ha, diyorsun illa mesela. onun için alıyorsam o zaman Skyrim'in çıkmasını beklerim. Belki bir Skyrim bundle'ı olur vesaire. O zaman Zelda'dan başka One Two Switch saçmalığı için değilse Yani şimdi One Two Switch bir mantığı başka bir yok. One lansman Two Switch oyunu. şeydi değil mi? O HD Rumble özelliğiyle o motion control özelliği var ya HD Evet Rumble evet onu yani. kullanarak mesela silah gibi bir şey Evet. işte HD değişik Rumble değişik spesifik oyunlar olarak onu hatırlamıyorum ama evet yani oradan ona geçti bununla bu Joy-Con'un oyunu yaptık diyor. özelliklerini göstermek için hani Nintendo'nun nasıl Wii Sports'ta yaptığı gibi o zaman da Wii Remote'un özelliklerini göstermek istiyordu. Bunda da Joy-Con'un özelliklerini göstermek için bir oyun yapmışlar. İşte düello yapıyorsun bilmem ne yani. Bak bunlar konsolla zaten içinde gelmesi gereken bir oyun bu, tamam mı? Konsolu tanıtma oyunu bu yani. Ne yapacağım ben yani arkadaşlarımla her gün düello mi yapacağım?
Ya bu oyun konsolun içinde gelseydi ben bunu 10 dakika oynardım, açık konuşuyorum. Bir daha da yüzüne bakmazdım yani. Bu böyle bir şey çünkü Şey gibi çoğu zaten insan Sports için. Friends'i bana hatırlattı. Böyle grupla oynanan eğlenceli oyunlar. Gerçekten de Evet. evde çok insan varken ya da bir iki ekstra insan varken 10-15 dakika oynadık. Bir daha hiç açılmadı o oyun Bir de bize evde. genelde şeydir yani, o normalde oyun oynamayan insanlara gösterirsin, çok eğlenirler, böyle Evet, öyle oluyor bir zaten. eğlence olur ortamda yarım saat, tamam sonra söner zaten yani. Kaç kere evine oyun oynamayan insan gelecek mesela. Neyse işte bu başka bir şey. Bir Bomberman oyunu var galiba, hani belki onunla ilgilenenler olabilir. Bir de Skylanders mı var bir tane? Skylanders Yani çok kimi kim? launch için bu 5, yani 5 oyunla bir kere launch zaten çok kötüyken, hani sırf Zelda'ya güveniyor olmaları lazım şu an ki bir satış bekleyebilsinler yani. Ve Nintendo bu noktada yine şey politikasını uygulamaya başlıyor. Yüksek talep ama düşük ürün çıkarıyorlar ilk etapta gibi görünüyor. Çünkü Reggie de bunu mesela Zelda'nın Special Edition'ında, yani kapıya gelen pazarlamacı gibi adam Ay çıkmış çok orada. çok korkunçtu. Bakın bu kılıç, bu kutu. Bak diyor, Limited, limited limited. diyor. Alın hemen Kaç kere pre-order limited yapın. diyor. Yani arkadaş, birazcık dignity, birazcık Değil şeref, mi? onur. Oturmuş zaten böyle göbekte Koca aşağıda. Reggie olmuşsun yani. Çok komik. Bilmiyorum, ben çok soğudum o sahnede, adamdan soğudum yani. Hani tamam, Nintendo hayranları gerçekten yürekten sevdiği için ellerinde para, ekrana atmayı bekliyorlardı zaten yani, tamam mı? Yani ben bile hani anında pre-order yapacaktım, değil mi? Ön sipariş Açtık geçecektim. baktık ne olacak diye. Ama yani bu sunum o kadar sönüktü ki ve 2017 için line-up o kadar sönüktü ki, yani insanı vazgeçiriyor ister istemez belki. Neyse, biz konularımıza dönelim. Ben şöyle bir listem vardı, oradan gideyim de, çok çünkü içimde kalmış Nintendo ya. nefreti Ya kızgınlığı evet, daha çıkış doğrusu. oyunlarını konuştuk. Mesela 2017'de gelecek oyunlar var deniyor Mesela işte. Super Mario'nun yakışa kalmış. Super Mario da klasik bir Nintendo oyunu. Onu da Evet. Ama çıkarsaymışsın. bir de dikkat ettiysen bu open world bir Super Mario oyunu yapmışlar. Böyle insanlar hatta GTA Mario falan diye espriler Öyle. yapıyor. Normal bir Super Mario oyununa benzemiyor. Mario, Super Mario oyununa benzemiyor. Onu da evet, yani mesela kış döneminde çıkıyor. Tatil döneminde işte bu holiday sales muhabbeti oluyor ya, o zamanlara getiriyorlar galiba. Büyük ihtimal bundle'la o zaman çıkacak. Çünkü konsolun şu an bundle bir versiyonu da yok ilginç bir şekilde. Mesela Evet. Zelda bundle çıkarmıyorlar. Zelda Bundle niye yok? Onun üzerine süsle Zelda tarzı Yani falan ne güzel olur. tahminim şöyle, oyunlar zaten pahalı görünüyor. Oyundan kazanacakları ekstrayı da istiyorlar bence. O aradan, bundle'dan kazanacakları ekstrayı da istiyorlar ve tek bundle çıkarabilirler. Şu anda da Zelda zaten yani. Belki de yine tatil zamanında bir Zelda Bundle gift set Büyük falan gibi bir ihtimal şey yapıp sonradan, ekstra şey yani yapabilirler. Nintendo'nun bundle çıkarmayacağını hayal edemiyorum nihai olarak. Bir noktada çıkacaktır. Çünkü ben şey de var ya 3DS için de bundle'lar çıkıyor hala. Tabii Değişik çıkıyor. şeylerle ama insan Çıkıyor üzülüyor evet. elimde var 3DS. Bundle'ın Yani. rengi güzelmiş falan diye Tabii tabii kalıyorsun. tabii. İşte bir de bölge Çok gıcık bölgede yani. ayrılacağı için. Şunu söylemek istiyordum. Mesela şey, Skyrim dedik. NBA 2K18'ini almışlar. NBA 2K serisi zaten Eylül'de çıkan bir seri. Oyunları Eylül'de çıkıyor genelde. Bu demek ki sen Eylül'e kadar bekleyeceksin bu oyunu. En az Eylül'e kadar Bir de yani. yani 12-13 Ocak'taki oradaki o trailer'daki o tanıtım videosunda gördüğümüz oyunların hepsi launch'ta çıkmıyor ya. Hani Evet oradan tabii. mesela hani insan umuyor. Yani evet. İnsan Yani istiyor diyor ki mesela yani. 80 tane oyun şu an yapım aşamasında diyor. Yani nerede? Yani nerede Wikipedia'da bir bunlar? liste var. Var var. Bir Ama 50, yani 50 küsürü belli galiba ama. yarısından çoğu da to be announced diyor yani hiçbir tarihi belli Bir de değil yani yani. yarısından çoğu da gerçekten oynanmayacak. Hani yani keyif vermeyecek oyunlar. Şimdi bir de şey olayı var. Mesela launch'ta 5 oyuna çıkıyorsun ama. Bu mesela One Two Switch'i 50 dolara falan satıyorsun yani, hani böyle tüketiciye hakaret eder gibi. Aynı konu bellek olayı. 32 GB bellekle 300 dolarlık konsol çıkarıyorsun yani. PlayStation 4 Pro şu an ne? 400 dolara falan alınıyor benim bildiğim, değil mi? Hani şey zamanını beklersen belki daha da uygun alırsın, indirim zamanlarını, Black Friday falan filan. Yani 1 TB'lık PlayStation Pro mu almak yoksa Switch artı bir oyun mu almak dersen, bayağı bir insan PlayStation Pro'yu Zaten haklı Switch olarak tercih kutusunu eder. aldığında dediğin gibi bir tane de
microSD kart alman gerekecek. Tabii. Yani bayağı kallavi bir kart alman gerekecek değil mi? 250-500 falan almak gerek ki yani oyunlarla sonradan uğraşma. 256 almak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şimdi bir de eShop'un ne kadar iyi olacağına da bağlı. Yani ne kadar dijital oynayacaksın. Eğer Ama mesela... online subscription çıkarmışlar. Ayda bir oyun bedava oynanabiliyor falan deyince evet, uğraşacaklar herhalde doldurma yani orayı. Super Nintendo ve NES oyunlarından bahsediyoruz yani. O da ayrı bir konu. Ona geleceğiz. Bir de şunu demek istiyorum. Yani Nintendo Switch aldığında bir tane daha kart alman gerekecek. Kesinlikle Ve olacaksın. evde gerçekten normal klasik oyun oynayan bir insansan, o minik şeylerle veya taşınabilen ürünün kollarıyla değil, gerçek bir pro controller'la oynamak isteyeceksin. O daha Onların rahat olur, daha ya rahat görünüyor tabii yani bedava oyun hiçbir türüne şekilde. göre de değişeceğini düşünüyorum. Mesela trigger düğmelerini çok kullandığın bir oyun oynuyorsan ki Nintendo Switch'e bunlar ne kadar çıkacak bilmiyorum ama mesela shooter'lar gibi vesaire büyük ihtimalle öyle bir şey isteyeceksindir. Ya Skyrim oynuyorum. 100 saat oynayacağım arkadaşım. Garip şeyler istemiyorum. Gerçek kontrolü Tabii. istiyorum. Şimdi Hakkım değil mi? ona geleceğim. Bir Aksesuar olayına geleceğim. Ama önce bir şu şeyi bitirmek istiyorum. Kart kutu, olayını. yani o yani şunu kastediyorum. Fiyatla ilgili bir şey Hı-hı. bu. Switch aldığında hem kart hem de kol almak zorunda kalabilirsin. Kalabilirsin tabii ki. Yanında Özellikle verilmeliydi yani bu kol. kart almak zorundasın zaten yani bir noktada. Çünkü bir de şu açıdan da bir sorunu var kart olayının. Sen şimdi 32 GB dahili bellek koymuşsun buna. Gigabyte dahili bellek koymuşsun buna. Ama üçüncü parti oyun geliştirici sana diyecek ki ya arkadaşım sen 32 GB bellek koymuşsun tamam mı? Benim oyunum atıyorum dijital olarak indirildiğinde 50 GB. Şimdi bu insan benim oyunumu indirmek için SD kart alması lazım. Sen benim müşterimin potansiyel müşterimi azaltıyorsun yani öyle değil mi? Ben niye sana oyun geliştireyim? Borderlands 2 kaçtı? 30 küsürdü o. Hatırlamamışım sende. Bayağı şey ama Nerede? standart bir şey yani o kadar yüksek Tabii gigabyte ki olması. artık Vita'ya indirmiştik, şimdi 30 bak küsürdü bir şey sildik onu yani indirmek bu için falan. doktayken 1080p'ye kadar oyun işte çözünürlük sağlayabileceği iddia edilen bir konsol. Şeyde el formundayken 720p. Yani mutlaka bunun oyunlarından üçüncü parti oyunlardan 30, 40, 50 GB'lık oyunlar olacaktır yani olmaması. Mesela NBA 2K18 ne olacak? NBA 2K17 55 GB falan bir oyun yani. Belki 60 GB bir oyun. Neyse. İndiremeyebilir bile hani indirip taşısam bir yere. Yani evet hani hem tüketiciyi zorda bırakıyorsun tamam mı? Yani bir de sen koca Nintendo'sun yani kartuş falan çıkarıyorsun yani. Hani yok mu senin bir bağlantın, bir şeyin? Git. Bakın ekrana bakıyorum. Git Ben de yani. boşluğa bakıyorum sinirli sinirli. Hani ne bileyim bir 128 koy ya. Hani bir insanlar demesin ki Nintendo 300 dolara bize bu konsolu satıyor. Yanında ne oyun veriyor? Bir de üzerine 32 GB hard disk vermiş. Hard disk değil pardon, flash bellek vermiş. Bu yani olay bu mu demesin yani. En azından onu bir düşün, değil mi? Onu bir düşün. Koca Nintendo'sun yani. Bunu konuştuk. Bunu konuştuk Zeynep. Yani hem tüketiciyi hem üçüncü partiyi zor durumda bırakıyorlar bu bellek seçimiyle. Ben çok kızgınım Nintendo'ya gerçekten. Yani sanki at gözlüğü takmışlar gibi bir Ya havaları var benim yani. 6 sene önceki cep telefonum öyleydi. Teknoloji o yani. Hayır. İçinde 128 MB kendi flash belleği vardı. Yani ikinci uygulamayı falan indiremiyordun artık. Yani yer yok diyordu falan. Aynen. Ha, yani ama 6 sene önceki cep telefonu bu. Yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi cihazın teknik özellikleri de açıklanmadı. Yani biz bekliyorduk ki dün en azından ne çip kullanılmış, ondan sonra nedir işlemci hızı nedir? Yani ne verecek bize bu cihaz istenen fiyat karşılığında onu bile Onu bilmiyoruz. bilmeden nasıl pre-order açabiliyorlar ki zaten? Yani çok ilginç geliyor Bilmem bana. gerekiyor benim Hani spekleri sonuçta. söylentilerden falan biraz biliniyor işte Tegra çip bilmem ne falan ama yani net olarak cihazın gücünü bile bilen de yok şu an. O da bana süper ilginç yani düşün sen 32 GB bellekli bir cihaz çıkarıyorsun. Performansı belli değil. Line-up'ı çok kötü şu an. Yani bir Zelda'yla ayakta durabilecek Hani gibi Zelda için durmuyor. alacak olsam Yani spekleri bilmediğim için nasıl alabilirim? Ben onu elime alıp taşıdığımda, değil mi? Zeynep Hanım bitirebilir miyim? Vah. Aksesuarları pahalı. Ondan sonra oyunları pahalı. 60 pound falanmış galiba oyunları. Normalde 45 pound, 50 pound falan yani PlayStation 4 oyunları mesela. Bunun üstüne sen bir de gidip 300 dolar istiyorsun. Bir de gidip Avrupa'da bunu Amazon'da açılan fiyat mesela 330 euro. Yani bunun yani hiçbir yerinde bir mantık tutamadım. Mesela resmi Avrupa fiyatı açıklamadılar.
O da, onu da anlamadım yani. Evet, onun için kendi şeyinize bakın diyorum. Ha, büyük ihtimal 330'u lanse etmek istemediler. Lanse etmek ne ya? Neyse, tamam. Lansmanda 330'dan söz etmek istemediler, evet, gibi. Evet, yani dile getirmek demek istedim. Niye öyle oldu bilmiyorum. Evet, özür dilerim, siz bir şey. Ben özür dilerim, ben böldüm. Özür dilerim, elim soğuk. Buz gibi. Panik oldunuz orada. Çayımı tutayım. Neyse, gelelim şeye. Ya bilmeden alamam diyordum. Ya performansı bilmem gerek. Performansı tamam bilmem mı? Gerek. Bak Skyrim oynayacağım, biliyorsun. Takılmayacağını bilmem gerek. Aynen. Orada takılmaz eminim. Elime aldığımda takılacaksa PlayStation alayım ben Skyrim yani. Peki Skyrim hangi versiyonu, onu biliyor musun? Onu da bilmiyorum. Enhanced mi, eskisi mi? Ne bu? Yeni işte remaster yapılan Skyrim mi, eski Skyrim mi, yeni bir port mu yapıyorlar buna? Hiçbir bilgi yok yani. Ha, hiçbir şey bilgi olmayınca ne assume etmek isterim? En yenisini ve en iyisini port ediyorlar. Ama öyle olmuyor işte. Öyle varsaymak istersin ama eğer spekler çok düşükse büyük ihtimal eski versiyon. Ama spekleri de bilemiyoruz çünkü açıklamadılar. 5 senelik oyun sonuçta bu da yani. Hani 5 senelik oyunu oynamak için almıyorsun konsolu yani. O ekibi bonus yani, bir artı değil mi? Öyle evet. Düşünüyorum ben. Baştan en çok oynanan oyunlardan biriymiş bu arada. Yani Skyrim, tabii Steam'de falan. Yeniden oynanabilirliği çok ama tabii PC'de bir mod artısı var bunun yani. Modla zaten oyun bambaşka bir oyuna dönüşüyor da ondan baştan yani, da oynuyorsun yani. Evet, ama o bir artıdır yani dediğin gibi. Tabii. Ben şimdi Skyrim konsolda oynamak istiyorum ama evde olan konsolları alırım o zaman. Hı. Yani niçin Switch'te almalıyım ben azından, onu? Spekleri bilmeliyim. Xbox One'da daha iyi olmak üzere PlayStation 4'te de bir mod desteği nispeten var yani. Ya da PC'de almışsındır, almaya mı kalmış Skyrim? Büyük ekrana bağla, oyna aynı şey. Aynen bağla. Switch bana ne verecek ekstra? Yani işte ne verecek? Kontroller bile, normal kontroller bile bağlayamazsın yani Switch alsan şimdi. Neyse. Evet. Şunu şey yapmak istiyorum. Bir de bunun üstüne Nintendo gidiyor. Suni'ye bir konsol yetersizliği yaratacak, tamam mı şimdi işte. Hemen pre-order'lar bitiyor bilmem ne. Yine böyle olacak. Yine az ünite gönderecekler şeylere. Ondan sonra perakende satıcılara. Yani ama beklediklerini bulamayacaklar bence. Switch yani sell out yapmayacak. Tükenmeyecek bence. Tükenmiş gösterirler. Olmaz. Yani çok az çok az gönderirlerse belki olabilir ama bayağı bir insan, hani konuştuğum arkadaşlarımdan da internetten, Reddit'ten falan gördüğüm kadarıyla da kesinlikle çıktığı günü alacağım, ben de dahil buna, biliyorsun ne kadar hevesliydim. Yani birçok insan yani senin sonunu görürüm herhalde diye düşünüyor. Yani şu an ben sadece teknolojisini merak ediyorum. Hani elimde alıp incelemek istiyorum. Onun dışında beni heyecanlandıran, yani NBA 2K 2018'e kadar hiçbir şey yok. Onu da yani kendi konsollarımda zaten oynayabiliyorum. Hani onu da on the go, işte hareket halinde şeyde oynama. Evet, çünkü oynama. Yeterince NBA oynamıyorsun. Neyse, bunu konuyu açmayacağım. Ondan sonra ya, aksesuarlar dedik. Aksesuarlar pahalı. Ne iş? Aksesuarlar pahalı. Yani iki boncuğa 80 dolar mı vereceğiz? Bu nasıl bir şey? Dok satıyorsun. Hani iki dok, televizyon 90. Var. 90 dolar. Yani Nintendo'nun paradan yapılmış sanmaya başladı. Şey, şimdi Nintendo'nun kitlesi çok büyük, tamam mı? Ve yani son yıllarda Nintendo hiçbir zaman görmediği bir saygıyı görmeye başladı. Acaba bunu mu sömürmeye çalışıyorlar? Çünkü içerik vermezsen yani, tamam, fan kitlen senin yine alır. Ama yani çok uzun süre olacak bir şey değil bu bence. Çok uzun süre tutabileceğim bir şey değil. Güneşte kalın canım. Yo, güzel. Isınıyorum şuradan. Two Face gibi oldu. Pro Controller pahalı. Hatta Pro Controller 70 dolar mı? 70 dolar, PlayStation'ınkinden pahalıymış galiba, DS4'dan. Tabii DS4 60 dolar benim bildiğim, 59 dolar mı ne? O da zaten 40'lara 45'lere inip duruyor şu an yani. Tabii o bir zaman faktörü var orada ama. Ondan sonra online abonelik olayına gelelim. Şimdi yani... Senin bir farkın var, tamam mı? Bir PC'nin bir de senin bir farkın var diğer konsollardan. Online aboneliği öyle bir hizmet vermiyorsun. Gerek duymuyorsun demek ki, tamam mı? Artı senin oyunların online modu, hani tamam bir Smash Bros ya da Mario Kart dışında. Yani ne oyunun var ki senin o kadar online olması gereken, online oynanması gereken yani? Buna hemfikir değilim sevgili Gökçe'm. Çünkü şöyle. Bir dakika, şuradan şey gireyim ben. Olay. Çabuk şatalım. Tamam, devam. Şöyle, şimdi online
oynama özelliği olmasaydı da vay üçüncü partilerin online oyun çıkarmasına destek sağlamıyor derdik. Küçük Zeynep. Böyle bir şey o değil mi? Küçük Zeynep, seni orada durdurayım. İnternetten oyun indirmek mi? Sevgili Zeynep, kendi daha fazla batırma soğuk ellerimle. Şöyle. Hayır, tabii ki online oyun zaten var. Online oyunu paralı hale getiriyorsun. Online oynayacaksan diyorsun, ben sana serverlarını upkeep yapacağım bilmem ne. NBA'de var işte, sırf NBA için bile yapmış olabilirler bunu. NBA'de var ama canım zaten online oynayabiliyorsun Nintendo konsollarına. Şu an paralı yaptılar sadece. Mesela PC'de nasıl online oynuyorsun parasız? Değil mi? Mesela Steam'den aldığın oyunları online oynuyorsun parasız. Niye paralı mı? Çünkü bu subscription sistemine geçtiklerinde çok fazla kar ediyorlar. Mesela PlayStation Plus gibi bir şey yaptı bunlar akıllarınca, tamam mı? Yani sen zaten online oynayabiliyordun. Ama diyorlar ki hayır, ben size daha premium bir hizmet vereceğim. Paralı yapacağım. Ayda da bir ay boyunca oynayabileceğiniz bir Super Nintendo ya da NES oyunu vereceğim diyorlar. Ama kim istiyor bunu yani? Kim istiyor? Bilmiyorum ki. Zaten yani dediğim gibi Nintendo hayranları bu oyunları zaten 55 kere oynamış yani. Anladım. 3 sistemde almış daha önce Virtual Console'dan. Ya şimdi yani niye bir daha... Bilmiyorum ya, hiçbir anlamı yok mesela bu online subscription olayının. Artı fiyatı belli değil. Yaza kadar mı ücretsiz? Yaza kadar ücretsiz ama Avrupa'da ne zaman başlayacağı yazmıyor belli değil. Yazmıyor hiçbir yerde, evet. Amerika, Kanada ve Meksika yazıyor. Yani acaba bu Nintendo Switch'i Nintendo ile hiç tanışmamış olan insanlar için de düşünmüş olabilirler mi diyorsun, bu oyunlar hep oynandı. Ama bana bu subscription sayesinde ayda bir tane bedava eski oyun geliyorsa, ben yani hiç Nintendo oynamadım diyelim. Bu çok açgözlü bir şey yalnız bak. Şimdi mesela PlayStation Plus'ta üyeliğin devam ettiği sürece bu oyunu oynamaya devam edebiliyorsun. Ama Nintendo'nun sisteminde böyle değil. Nintendo'nun sisteminde değişecek, o ay sonunda oyunu bitirmedin diyelim. İşin çıktı yani, bitirmedin. Oyuna devam etmek için oyunu satın alman gerekiyor. Ve Nintendo oyunları, Virtual Console oyunları bile her zaman pahalı yani şeye göre. İndirim normal de girmez yani şeylere göre. Çok girmiyor. Girecek diyorlar. İşte PlayStation Plus gibi özel indirimler falan olacak diyorlar. Ama Nintendo indirimleri yani cidden gülersin. Öyle indirimler genelde. Cihazın hiç mi iyi tarafı yok? Var. 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 Ne? Ne mesela, ben sana söyleyeyim. Region Lock yok. Kesinlikle ya. Nihayet yani. Ya yani efendiler. Nintendo efendiler doğru bir balık tuttu. Region Lock yok, artık 32 GB'ımıza neleri indireceksek. Artık yani onu bırak. Region Lock olmaması demek Amerika'dan oyun alabileceğiz demek. Ve Nintendo oyunu bir yerde indirim görürse bu Amerika olur genelde. Ondan sonra bilmiyorum, belki Asya sitelerinde falan da olabilir. Oyunlar kartuş ama. Oyunlar kartuş. Oyunlar kartuş. CDS'de olduğu gibi. Ondan sonra yani işte bakalım, bu güzel bir artı, iyi yönde bir adım. Bunu nasıl yaptılar hayret yani, hani belki çok da üzerlerine gitmeyelim ya falan dediler yani. O bir artı gerçekten de. Bir artı daha var. Ben mesela bu sunum çok Joy-Con'lara odaklı bir sunumdu. Şimdi o da bir hata gibi düşünüyorum. Çünkü insanlar senden şey bekliyor, tamam mı? Ya 3-5 tane güzel launch'ta first party oyun koy. Şeyin konsolun speklerini açıkla, o da çok düşük olmasın yani, hani bir zahmet. Tamam, bir PlayStation 4 beklemiyoruz ama idare eder bir şey. Wii U'dan hallice şöyle güzel bir şey olsun yani, sorunsuz oynayalım. Sen gidiyorsun, inovasyon yaptık. Ice Cube'ları sayıyoruz diyorsun. Ne yapacağım buz kübünü? Yani aslında ben sayılan şeyler, yani controller'ları, yeni bir controller yapmışken özellikle ve yeni bir sistem sunmuşken kontrollerlere yoğunlaşmaları o kadar kötü değil bence, ama diğer tarafa yoğunlaşmadıkları için sırf öyle kaldı. Şimdi ben çok beğendim. Yani şey, kontrollerin o mesela HD Rumble özelliğini çok beğendim. Ama şimdi geçmişe bakıp döndüğümde, mesela sen dedin değil mi, Wii U'da insanlar tableti nasıl kullanacağını bilemedi. Evet evet, Nintendo böyle teknolojiler yaptığına birkaç örnek okumuştum öyle. Wii U'da evet, basma şeyini, dokunmatik ekranı nasıl kullandık. Yani ona göre oyun yapamamışlar ama Nintendo onu bu kullanılır diye sunuyor. Öyle tabii bir acı var yani. Yani ondan sonra onun yanı sıra ne bileyim, Wii'de de mesela yani birçok Wiimote'un özelliğini kullanmayan oyun çok fazlaydı. Şimdi üçüncü partiler için bu zor bir şey yani, yeni bir kontrolüre göre
yeni oyun tasarlaman gerekiyor ya da çok gimmicky şeyler koyuyorsun. İşte Wii'de kılıç kullanmak gibi oyunun bir yerinde bir şöyle yapıyorsun falan. Zaten bu herhangi bir konsolun yanında gelen bir ürüne göre bir oyun tasarladığında yıllar sonra hatırlanacak, herkes de harika bir deneyim tadı bırakmış olacak bir oyun tasarlayamazsın ki. Çünkü bir şeye göre tasarlıyorsun. Tabii. Bu Yani niye böyle bir riske girsin ki bir oyun tabii şirketi? işte yani sen ne kadar oturmuş teknolojiden uzaklaşırsan tamam inovasyon güzel bir şey ama bunu oturmuş teknolojiye yedirmek daha güzel bir şey bence. Ama sen ne kadar ondan uzaklaşırsan o kadar proprietary tarafına geçiyorsun ve sana geliştirecek oyunların o kadar sana özel yapılması gerekiyor yani. Ya Yani çok Nintendo küçük küçük destek bir şey. bulamayacak Küçük bir bence. şey yani. Yine bulamayacak yani. Neydi oyunlarda bir şey vardı. Hani şuna bas 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 diyordu. QTE, Quick Time Quick Eventler. Time Eventler. Quick Time Eventlerde işe yarar o. HD Rumble. Ama Ha, iyi yani de. oyunumuzun Quick Time Eventine biz bu özelliği koyuverdik dediğinde çok bir artısı Ya yok iki taraf bir de için de yani yani. Quick Time Event'i kim seviyor? Çok pardon, Kimse kim yalan keyifle nefret oynuyor? ediyorum. Şey, Kullanılıyor gibi nefret hissediyorum. güçlü Kullanılıyor bir gibi hissediyorum. Aa yap diyor değil mi? güçlü bir Dur sözcük dur dur. Zeynep. Sen. Neyse yani hani teknolojiyi kendileri kullanırsa belki birkaç oyunda hani yine keyifli işler çıkarırlar ama ona o kadar yöneleceklerine keşke yazılım tarafına, oyun tarafına yönelselerdi diyor insan. Diyor insan Evet, Zeynep. şey güzel bir de renkli kontrolörlerden de bir başlangıç bundle yapılması. Çünkü genelde o renkli Evet. şeyleri ekstra alırsın. Evet. Gıcık olur O insan. güzel. O güzel. Yanında kayış zımbırtısını veriyorlar. Biraz daha büyütüyor Yani hem. kendi Trigger'ı var. ürettiği garip şeye garip bir şey ekledi diye seviniyoruz biz de. Evet yani o da var. Bir de niye mavi kırmızı mesela niye bir kırmızı set yok bir mavi set yok o biraz böyle çok oturmadı bana yani Yani bana işte. oturmadı. Yani ben Evet. bu subscription modelini abonelik modelini asla almam. Hiçbir almamı gerektirecek şey görmüyorum. Yani ben NBA online oynamıyorum zaten yani o serverları falan kötü oluyor genelde. Hiç Zaten region bilmiyorum. lock olmadığı için Amerika'dan kartuş satın alıyor oluruz madem. Büyük O ihtimalle. zaman Ha. Tabii. Şuna geliyoruz bunu. Bir kalan bir şey var mı diyorsun ama konuştuk hepsini bence. Nihayetinde şu noktaya geliyoruz Zeynep. Peki bu konsolu alır ay mısın? tam o soruyu soracaktınız bilmem bitince. Sen bana Evet. sormuşsun. Ben mi konuşayım biraz daha? Hayır ben söyleyeyim önce. Hadi. Ben almam. Ben almam. Benim evde PlayStation 4'üm var. Benim PC'm var. Sert bir insan. Almam. Almam. Zelda oyunu çok merak ettim ama en azından şimdi almam. Bu fiyatta almam. Bu hype'ın bu ay şu kadar satış yaptık ilk çıkıştanın sayı olarak bir parçası olmak istemem. Güzel diyorsun. Çünkü Çok acelem yok. Şeyim yok yani. bilinçli bir tüketicisin. Ben Yani. senin kadar bilinçli bir tüketici değilim. Ama ben de yani ne kadar bu hype gazlarına gelebilsem de arada ve ne kadar teknolojiyi incelemek istesem de çünkü benim yeni bir konsolda yani beni heyecanlandıran şeylerden biri o yenilik yani. Görmek istiyorum, elini tutmak istiyorum falan. Ben de almayacağım evet. Yani lansmanda kesin lansman diyorum ya. Launch'ta kesin alırım. Lansman olamaz. Ya ama işte tam öyle olmuyor sanki. Emin Neyse. değilim. Kesin alırım dediğim konsolu almayacağım çıktığı gün. Hiçbir neden görmüyorum. Sene sonuna doğru tahmin ediyorum. Tekrar bakarım ya da mantıklı bir bundle çıkınca. Çünkü alıp da ne oynayacağım yani? Bir Bunu şey sormak istiyorum. diyebilir miyim? Lütfen. Şimdi böyle bir bunu bir yandan da ev sistemi olarak da tanıtıyorlar, değil Asıl ev mi? sistemi diyorlar Ev zaten. sistemi o zaman niçin şöyle bir adam çıkıp karşısına televizyon, koltuk oturup şöyle bir açsaydı. İlk ekranını görelim. Bunun içinde uygulama desteği var mı? Değil mi yani? Bu televizyona ben bunu Netflix yokmuş. bağladığımda Şu an Netflix yokmuş. mesela ben PlayStation 4'ü televizyona bağladığımda başka hiçbir uydu kutusudur, saçmalıktır koymadan televizyonumu, uygulamamı bilmem ne onun içinden izleyebileceğimi biliyorum. Yani bir kısmı evet. Xbox One biraz daha iyi o Ha konuda. Xbox One daha da iyiydi zaten. Ama mesela bu Nintendo'nun bu açıdan görmedik. Bana ne artısı var? Evet yani şimdi mesela ekran dokunmatik onu biliyoruz. Bu bir tablet teknolojisi zaten. Bütün olay tableti yani. Mesela ben bunu tablet olarak kullanabilecek miyim? Mesela bana bir reader olarak kullanabilecek miyim? Ben bunu alıp şöyle yapıp otobüste kitabımı da okuyabilecek Ha miyim? yani sanki 12'sinde 13'ünde izlediğimiz o trailer'ı bize alıp adam let's switch let's switch diye diye baştan döndürüp döndürüp gösterdi O yani. önceydi. Daha o başka bir tarihti bence. Hangisi? 12'sinde izlediğim şey. Hani Ha, şey anladım anladım. izledik ya İlk reklam. 3 dakikalık bir şey vardı hani. Reklamı vardı genç çocuklar oynuyordu parti vardı falan. Evet. Ha yani yeni bir şey gösterseydi bir. Evet, bir HD Rumble dışında pek yeni bir şey yoktu.
oyunların ne kadar az olduğunu gördük zaten. Ne yani oyunlar var diye görmeyi olarak bekliyorduk. Bana ne verecekti yani o? Televizyon açısından o geldi aklıma. İşte yani Nintendo Yok. İşleri dediğimiz akıl ermeyen, ondan sonra bilmiyorum kendileri nasıl bunlara akıl erdiriyor ama zamanın gerisinde kalmış hareketler yapıyorlar yine. Üzülerek izliyorum çünkü ben bu konsoldan ümitliydim. Hala da ümitliyim yani tamamen oyun desteğine bağlı olacak şekilde. Yani uzatmayayım diyorum videoyu ama yani Fire Emblem şey yapmışsın tamam mı? Fire Emblem oyunu çıkarmıyorsun. Gidip Fire Emblem Warriors oyunu çıkarıyorsun. Yani işte Dynasty Warriors tadında. Ama neden yani? Neden? Sen bak şimdi ben yani ben Nintendo olsam tamam mı? Ben Nintendo olsam ki herkes bu cümleyi söylüyor bugünlerde bence. Ben Nintendo olsam bak aynı speklerle bile çıkarsam konsolu giderim bir Animal Crossing oyunu duyururum 2017'ye tamam mı? Yani çıldırır insanlar. Ben bile zıpladım şurada. Bir Animal Crossing bundle'ı ve özel renklerle çıkarırım. Tamam mı? Yapraklı yapraklı mı? Ha, çıkaracağım bundle bir budur bir de Zelda'dır büyük ihtimal ya da Mario'dur. Mario oyunu normal Mario oyunu gibi tam olmadığı için onu düşünürdüm. Ondan sonra giderim bir de Fire Emblem duyururum şu şeyde. Bu aralar çok popüler zaten Fire çok Emblem. Çok popüler. Ha araya bir de Advance Wars sıkıştırırım yani. O da güzel. Sevdiği tüm oyunları saydı yani. Şimdi, neyse tamam onu yapmazdım ama kesinlikle yani senin böyle peynir ekmek gibi satan, yok satan yani Fire Emblem'de gördüğümüz gibi IP'lerim var. Sen gidiyorsun böyle Fire Emblem Warriors oyununa falan kaynak harcıyorsun yani. Yani sırf Super Mario ile bir bundle bile çıkarsaydı kesinlikle. Yani Christmas zamanı gelmese bile şey giderdi yani hiç bir anlamayan bilmeyen anne baba bile alırdı yani kesinlikle. Çocuğunla oynasın diye bayağı yani, satarlardı. Bir de bir şey diyeyim mi sana yani şu an bile bak insanlar gerçekten ellerinde parayla böyle beklediler yani onu monitöre fırlatmak için. Şu an bile yine de fırlattılar yani hani takip ediyorum tamam çok ilk gün almaktan vazgeçen var ama ilk gün alan da var. Mesela Amazon'da yine stoklar tükenmeye başladı görünüyor. Gerçi Amazon parça parça koyuyor bence her zaman ama yani üzücü ya. Genel olarak üzücü bir şeydi. Bu kadar hype yaptılar bu tarihe. Peki bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Diyelim ki ben bayağıdır bunu bekliyorum. Paramı da biriktirmişim. Ve yani her şeyini alırım diye $500 biriktireceğimi $1000 biriktirmişim. Bayağıdır biriktirmişim. Harikayım. Her şey yolunda. Süper fan. Para sorunu yok zaten diyelim. Hiçbir ekonomik yorum olmadan alır mıydın? Hayır almazdım. Yani zaten bak ben tamam kendim için para kısmını da değerlendiriyorum. Çünkü mantıklı tabii değerlendirirken geliyor. Her şeyi değerlendiriyoruz. Yani tüketici olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ama almazdım. Çünkü yani line-up o kadar zayıf ki. Yani daha spekleri belli değil. Diyorum ya bak sen $300 istiyorsun benden bu konsol için. Burada €330 istiyorsun yani. Türkiye'de de değil mi? Alabileceğin yer Amazon'da büyük ihtimalle olacak. Ya da Amazon Fransa. Onun da Amazon şeyi İspanya. Var. Gümrüğü eklenecek. Gümrüğü bilmem neyle herhalde 350-380'e falan gelir. Öyle bir şeye gelir diye tahmin ediyorum. Genelde geri ödüyor Amazon sorun çıkmazsa. Yani sen bu kadar para istiyorsun. Euro olmuş 4 lira Türkiye'de. Nintendo da onu düşünüyor. Neyse. Ne veriyorsun ama karşısından değil mi? Yani Zelda veriyorsun. Tamam başka ne veriyorsun? Yani Zelda 1600 liralık bir oyun değil yani. Anlıyor musun? O zaman şöyle. Döviz kazanan bir insan ve bunun için kendini hazırlamış, parasını biriktirmiş bir Zelda hayranı için harika bir durum oluşmuş olabilir aslında. Harika değil ama idare eder bir durum evet. Oluşmuş olabilir. Zaten alıyorlar. Zaten alıyorlar. Zelda'yı ben de istiyorum ama bu kadar da istemiyorum şu an yani. Ya, Nintendo boş kutunun üzerine Nintendo yazsa alacak bir kitlesi var zaten. Yani hani bu tamam diğer tüketiciler açısından kötü bir şey ama Nintendo için çok büyük bir fırsat yani. Ama bunu kötüye kullanmak bu şekilde ya da belki bilmeden yeterince yapıyorlar. Yeterince iyi kullanmamak ya da belki. Kullanamamak belki. Daha güzel bir tabir olacak. Ay bana da güneş geldi. Benim bitti artık. İyi şimdi. Kör oldum. Kör oldum böyle yaparken. Yani üzücü diye düşünüyorum. Alırım ama işte ne zaman alırım? Biraz daha oyun duyurulunca, biraz spekler belli olunca ondan sonra... Belki bir yerlerde görebileceğimiz bir hale aynen, gelince. Aynen, deneyince, bir bundle çıkınca ben en çok bana mesela geldiğinde. Vita'da da ondan çok mutluydum. PC portlarının olmasını istiyorum. Çünkü ben taşınabilir olarak onu yanımda götürebileceğim harika oyunlar olmasına bayılıyorum. Yani Vita'da mesela... Minecraft oynuyorsun yanında. Vita bunda harika. Da var bu arada Minecraft. Vita'dan konuşacaksak bir yarım saat daha uzar bir video. Dur çok kısa, çok kısa Zeynep. Don't Starve'ı da söyle. Don't Starve oynuyorsun yanında. Onun için yani yapılmış Terraria gibi. Terraria oynuyorsun yanında. Ondan sonra Borderlands 2 oynuyorsun yanında.
çok rahat. Tabii. Ekran çok güzel, aynen. Oynayış çok güzel. Yani ben PC portlarına kesinlikle varım. Umarım yani orayı da ihmal etmezler diye umuyorum ben gerçekten. Çünkü bu oyunları yanında oynamak başka bir şey yani. Cidden başka bir şey. Anladın mı? Yani illa doka oturtup televizyonda oynaman gerekmiyor yani. Ama ben Don't Starve'ı küçük ekranda daha çok keyif alıyorum mesela. Mesela böyle bir deli arkadaşımız var. Ha, hiç delilikle ilgisi yok. Neyse, o ayrı bir yok yok video katılıyorum. Konusu. Kesinlikle katılıyorum ve yani bak şunu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Özür dilerim, çok konuştum. Zeynep'i de yani ezdim ben, yani. Sus yok. Yani Zeynep ya. Zeynep biraz sus, ben konuşayım. Bir gün kitap videoları da olacaktır. Pokemon sözcüğünü duydun mu Zeynep? Duydum. Hayır. Ha, duymadım. Ay nasıl duymadım? Olayda duydun mu? Sunumda hayır, duydun. Niye? Niye? Ya sen Pokemon... Pokemon diye zaten internette kaç haftadır? Sun and Moon, Sun and Moon. Evet, Sun and Moon. Hayır, bir de Sun and Moon çıkacak yani. Bari hani birazcık ondan bir şey göster. Şöyle yeni Pokemon vardı. Yani benim umumda değil. Çıkmayacak yeni Pokemon. Çıkmayacak mı Switch'e? Çıkacak. Ama niye hiç söz etmemiş ya? Millet deviriyor onun için. Ya bak, HD Rumble diye bir şey yapmışsın. Senin Pokemon Rumble diye oyunun var. Ya bir birleştir ikisini yani. Aynı sözcük, tamam oradan basit bir şey kuruyorum ama yani. Aynı bütün. Spin-off bütün, çıkar. Canım bütün sunum boyunca Switch, Switch, Switch deyip durdular. Hiç yani, basit değil yani. Mobile bu kadar enerji harcıyorsun, tamam mı? Switch içinde bir çıkışta Pokemon Rumble oyunu çıkar bir tane ya. Gayet satan, sevilen bir oyun mesela yani. Ve bir normal bir Pokemon RPG'si kadar senin kaynaklarını tüketmeyecek bir oyun, değil mi? Yap bir şey, yap ya. Bir çaba belki göster. Marketing açısından kötü bir şirkettir. Ya zaten kötü. Zaten yani çocuğa anlatır gibi şey yapıyorlar. Sunum yapıyorlar zaten de yani. Hani böyle Switch. Durmadan Switch. Yani sinir bozucular. İzlemesi zaten sinir bozucu da. Neyse yani. Onları geçtik zaten. Onları öyle bir beklentimiz yok yani. Biz bir yarım saat önce videoyu kapatmaya doğru gidiyorduk sanki. İstersen tekrar oraya gelelim. Bir yeni bir saatlik video oluşturmamak evet. için. Neyse arkadaşlar ama yani. Ama varsa daha söyleyeceğiniz şeyler böyle yok, olmuyor. Bence söyleyebilirim ki. Bitti artık diyeceklerimiz. Sözün bittiği yere geldik bence de. Yani alınır ama elzem ya da acil değil. Kesinlikle bir alınır kaldık. Ama hani almayı düşünen arkadaşlara da bence paranızı saklayın. Yani hani ekonomik olarak da sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Paranızı saklayın. İsterseniz euro olarak saklayın. İleride euro olarak alacaksanız. Yok ama ya karttan çekiyor. Geri alın. Boş ver, biz ekonomi öğütü evet, vermeyelim evet. şimdi. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Neyse yani paranızı saklayın bence. Altın. Hiç o işlere girmeyeyim. Hiç bilmiyorum valla. Ondan sonra yani uygun bir bundle çıktığında biraz line-up oyunlarından line-up diyorum. Launch oyunlarından ziyade yeni oyunlar duyurulduğunda, ki duyurulacaktır mutlaka, alın. Yani almayı düşünebilirsiniz, alın değil. Ondan sonra deneyin. Deneyemezsiniz büyük ihtimalle Türkiye'de ama olsun. Videolara bakın vesaire. Biz bir denersek yine bir yorum videosu yaparız. Bize ana kadar tabii milyon yorum videosu çıkmış olur. Yani evet ama bizden dinlemek isterseniz özellikle cazımda denerim yani. Ya hiç belli olmaz şimdi, böyle diyoruz ama ilk günde alabiliriz yani bizim. Ben biraz öyleyim. Garip. Ben biraz öyleyim arkadaşlar, dayanamıyorum bazen. Neyse çok uzatmayayım ama almama yanlısıyım şu an. Kesinlikle almama yanlısıyım. Ve Nintendo'ya da böyle bir cevap verme yanlısıyım. Bir Wii U 2 vakası olmayacağını da umuyorum ama içten içten. Evet. Ne gülüyorsun Zeynep ya? Nintendo'ya cevap veriyormuş kendisi bir konsol almayarak. Yani cevaplarımı bilmeyeyim. evet. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Böyle şeyler pek söylemiyoruz ama beğendiyseniz bir like'a basın, bir subscribe yapın, paylaşın, bir şey yapın yani bence. Bilmiyorum. Sizin takdiriniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Zeynep, mouse. Hah, burada. Pardon arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.